sözü ve müziği bana ait olan... Ne gülüyorsun lan? Ben yaptım bu şarkıyı. Şaka. Tabii. Ha, bizimle ilgisi yokmuş, belli oldu. Tamam, herkes geldi mi? Herkes su almış eline. Sanki bir faydası olacakmış gibi. Hani... Kara borsa bilet dediğim bu işte. Tamam mıyız arkadaşlar? Orası tamam mı? Abla? Ha, gitmiş. Ha, gitmedin. Üstünü mü değiştirdin? Ha, tamam. Çünkü yer değiştirdin. Nasıl? Dikkat, çok önemli. Bakalım, evet. Güzel. Siz, o nedir? Çizme midir ayağınızdaki? Ha? Çizme mi o? Enteresan. Tamam. Sigarayı mı bıraktın? Kilolu mu diyorlar sizin için? Öyle bir şakalar mı yapılıyor? Nedir yani konu? İri olmak her zaman iyidir. What the fuck is going on there? Ne oluyor? Tamam mı? Gösterinin ikinci bölümü aynı birinci bölüm gibidir. Ama benim en çok sevdiğim bölüm ikinci bölümdür. Çünkü bittiği zaman eve gidiyorsun. Bir, iki. Birinci bölüm biletler yandığı için... Zaten ikinci bölüm sendenmiş gibi oluyor. Hani ah, nasıl olsa bir beklenti yok, bir şey yok. Nasıl olsa gülmüşsün. Odur, konu o yani. İkinci bölüm daha zevklidir o açıdan. Ama vaat ettiğim birçok şeyi de birinci perde yapmış olmanın da gururu var. Onu benimle paylaşır mısınız? Ne oluyor ya? Hep bir girişim halindesiniz siz bak ikiniz. Lütfen. Şunu söyleyeyim, ikinci bölümde de ben oynuyorum. Girişim olmasın başka türlü. Kaynaşalım tabii ki de ama gene anlatacaklarım var. Yani komedinin en zaten zoruna giden şey olmadığı zaman gülünmesi, edilmesi. Arada mesela güldünüz mü? Ara verildiğinde. Çok zoruma giderdi yani gerçekten. Lan arada nasıl güldük ya? Çocukluğumdan beri hep gülen bir grup olduğu zaman hep kıskanmışımdır. Lan ben buradayım, neye gülüyor olabilirler falan diye. Hastalıklı bir duygu tabii ki de. Meslek de çok acayipmiş. Şimdi bak daha çıkarken onu konuşuyorduk. Yemin ediyorum bak 12 senedir hep bunu konuşuyorum. Lan ne biçim meslek ya falan diye. Ya şuradan çıkma anı var ya, diyorlar ki heyecanlanıyor musun? Altıma sıçıyorum, haberin yok senin. Rahat mı görünüyorum acaba? Öyle midir? Rahat mı görünüyorum? Bırak şu perdesizi be falan, öyle mi görünüyorum? Ha? Size söylüyorum abacığım. Hayır, rahat görünmüyorsunuz. Heyecanlı görünüyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Normal konuşursanız ben de anlarım. Yanımda fazla yüklem yok diyorsun. Bir tek özne var yanımda. Cümle kuramıyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Heyecanlı mı görünüyorum oradan? Nasıl görünüyorum? Çok profesyonel, bu kötü bir şey. Yani işin orospusu anlamında mı? O kabalıkta bir profesyonellik mi? Yani aman, ben bunu götümle yaparım falan, öyle mi? Deneyeyim. Yani, bakalım güldürebiliyor muyum diye ben şey. O anlamda mı? Ben onu kötü aldım, olumsuz aldım ama. Çok profesyonel görünüyorum. İyi bir şey değil bu. Bunu şey yapacağım, değerlendireceğim. Heyecanımı bastırıyorum. Nereye doğru? Aslında burada neler yaşanıyor biliyor musun? Yemin ediyorum, içimde fırtınalar kopuyor. Sizin mesleğiniz nedir? Ev hanımı. Ne kadar alıyorsunuz ayda? Çalışmıyorum desene ya. Onu meslek olarak niye şey yaptın öyle? Çok profesyonel görünüyorsun buradan. Ne işin? Bizim ev hanımıyım diyor. Ev hanımıyım, böyle evlere gidiyorum. Burada hanım var mı? Yok, hadi bakalım.